Temas Başkanı Yaşar Ecmen. Sağ olun. Hoş geldiniz. Karagümrük, Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarının yüreğinde ayrı bir yere sahiptir. Şüphesiz bunun en veciz ifadesiyle ortaya koyan da liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey olmuştur. 2015 yılında kurduğu cümle halen hafızalardadır. İstanbul'un bütün semtlerini iyi bilirim. Karagümrük'te, Karagümrük'e de sevdalıyım sözü bizim Karagümrük sevdamızın yeni olmadığının ispatıdır. Karagümrük gibi güzel örneklerin varlığına rağmen Türk futbolunda son günlerde şahit olduğumuz görüntüler bizi derinden yaralamaktadır. Yeşil sahaları karartan çirkin tablolar ortaya konmaktadır. Tribünleri siyasi planlarına alet etmeye çalışan kirli zihinler devreye girmiştir. Ülkemiz çok acı bir felaketin etkilerini atlatmaya çalışırken bir takım fırsatçılar meydana çıkmış, taraftarları kışkırtmaya başlamışlardır. Bir yandan algı operasyonuyla devleti aciz göstermek isteyenler, diğer yandan istifa çığırtkanlığı yapmaktadır. Bazı kulüp yöneticileri meseleyi yeterince ciddiye almamaktadır. Futbol Federasyonu müdahalede atıl kalmaktadır. Ortada sinsi bir kışkırtma, alçak bir provokasyon vardır. Önü alınmadığı takdirde çok daha tehlikeli bazı hadiseleri tetikleme ihtimali belirmiştir. Bu hususta gerekli uyarıları yapan liderimiz tribünlerde siyasi kaos üretme heveslerini deşifre etmiştir. Bu iş sanıldığı gibi bir avuç fanatik ve holigan grubun harcı değildir. Yangına körükle gidenler, ateşe benzin dökenler perde arkasında gizlenmektedir. Amaç çatışma ortamını yaratıp kargaşa senaryolarını hayata geçirmektir. Nitekim Sayın Genel Başkanımız bu kaygısını ne kadar yerinde olduğu Bursa'da oynanan maçta ortaya çıkmıştır. Bölücü örgüt sempatizanları üzerinden Bursa Spor tahrik etmeye kalkanlar hak edilen cevabı almışlardır. Kürt vatandaşlarımız bizim öz be öz kardeşlerimizdir. Fakat terörizmin borazanlığını yapanlar sporcu kabul edilmemelidir. Bebek katilinin fotoğrafını dalgalandıranlar, gol sevincinde ona selam yollayanlar, misafir takımlara saldırıp tehdit edenler, eli kanlı eşkıyayla aynı muameleyi görmelidir. Elbette Türk milletinin irfanı derin, ufku geniştir. Bu sebeple de tribünlere çekilen operasyon amacına ulaşmayacaktır. Fakat sergilenen görüntüler politika adına da spor adına da utanç vericidir. Gerilimden medet umanların, provokasyona ses çıkartmayanlar, kaosu görmezden gelenler millete hesap vermek zorundadır. Suskunluğa gömülenler en az istifa çığlığı atanlar kadar sorumludur. Liderimiz Türk sporunu karanlığa boğmak isteyenlere karşı yalnızca ikazda bulunmamış, mesuliyetini yerine getirmeyenlere karşı da tepki göstermiştir. Karagümrük çocuğu, Devlet Bahçeli tezahüratı altı boş bir laf değildir. Karagümrük'te Milliyetçi Hareket Partisi'ne bugünlük değil, ömürlük sevdalılardır. İkisi de ayak oyunlarının figürana değil, kendi hikayesinin kahramanı olmaya kararlıdır. Aldığı netice ne olursa olsun insanla inananların her zaman yanındadır. Fatih'in Bizans'ın surlarında açtığı ilk gedik burasıdır. Karagümrüklü tombalacılara kadar uzanmaktadır. Şanlı renkleri ateşin kırmızısından, dumanın siyahından gelmektedir. Bu yüzden de Türk futbolunu sürüklemeye çalıştıkları fitne ateşine en sağlam cevabı Karagümrük verecektir. Bundan sonra da biz de liderimizin işaret ettiği doğrultuda Karagümrük'ün arkasına duracak, asırlık yürüyüşünde kulübümüzü yalnız bırakmayacağız. Evet. Arkadaşlar oturalım. Sen herhalde şuradan başkanım sağlam dursun inşallah. Teşekkür ederim. Evet. Bizi buraya çok getiriyor. Evet. Teşekkürler efendim. Hadi bay. Bravo.